Hayata gülümseyin. Gülümseyebilmek için güzel dişlere, hatta güzel diş etlerine sahip olmak lazım. Peki son dönem teknolojilerle diş estetiğinde neler yapılıyor? Diş hekimi Göker Taşkınsu'ya sizler için soruyorum. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz ama diyelim ki dişlerimizin görüntüsünden memnun değiliz. Size bu şekilde bir hasta başvurduğunda diş estetiği adına neler önerebilirsiniz ona? Biz burada daha çok gülüş tasarımı adı altında topluyoruz. Evet. Gülüş tasarımı kabaca anlatayım. İkiye ayrılıyor. Pembe estetik ve beyaz estetik. Hı hı. Pembe estetik dediğimiz kısım diş etleriyle alakalı. Evet. Çünkü bazı hastalarımız gülümsediği zaman diş etlerini daha çok gözüktüğünü farkındalar ve bu hastalarımızı rahatsız ediyor. Bu tip durumlarda diş etlerinin belli bir düzenlemeyle, tabii bu dijital ortamda ölçümlerden de destek alıyoruz. Diş etlerinin düzenlenip dişlerin görünürlüğünü arttırmaya dönük bir işlem. Öncelikle diş etlerinin güzelliğini sağlıyorsunuz. Tabii diş etlerinin sağlıklı olması bizim için çok önemli. Hı-hı. Ve bunun da estetiğe katkı yapması gerekiyor. Daha sonra beyaz estetik dediğimiz dişlerin üzerinde neler yapabiliriz? Acaba çapraşıklıklar mı var? Ayrıklıklar mı var? Renk problemi mi yaşıyoruz? Bu tip durumlarda işte beyaz estetik devreye giriyor. Beyaz estetikte kabaca işte diş beyazlatmalar kullanılabiliyor. Öncelikle diş beyazlatma rengi müdahale eden bahsedelim. Tabii öncelikle renk. Diş hastamız gülümsediği zaman daha temiz, daha parlak bir görüntü. Böyle inci gibi beyaz dişlere sahip olmak inci gibi istiyoruz. Beyaz ama biz hekimler olarak daha çok böyle bembeyaz gülüşler çok istemiyoruz. Çünkü çok doğal durmuyor. Hı hı. Estetik aslında bir nevi karşıdan birisi baktığı zaman gözü ısırmaması gerekiyor. Göze yani batmadan. O batmayan bir renk yakalamaya çalışıyoruz. Daha sonra işte beyaz estetikte neler yapılabilir? Bu beyaz estetikte laminate venerler kullanılabilir. İşte bu yaprak porselen diye de adlandırılıyor. Sadece dişin dış kısmına çok hafif müdahalede bulunarak yapılabilen oldukça estetik uygulamalar. Daha sonra bazen bu laminate venerlerin yapılamadığı ve işte dişin daha çok işte zirkonyalar olsun veya daha değişik materyaller, IMEX olsun kullanılması gereken durumlarda olabiliyor. Burada bir şeyin özellikle hani altını çizmek istiyorum. Buyurun. Hastalarımız da hekimin karşılıklı konuşabilmesi gerekiyor. Çünkü hekim konuşmadan, "Aa ben size bunları bunları yapayım, işte çok güzel görünecek ama neye göre, kime göre?" Önce hastasını ikna edecek. Önce hastamızın talebinin uygulanabilir olup olmadığını anlayıp uygulanabilir metodu hastamıza anlatabilmemiz gerekiyor. Değil mi? Size fotoğraf getirip bana tabii böyle yapın diyenler de oluyordur tahminimce. Yapanlar oluyor, işte bazı ünlülere benzemek isteyenler olabiliyor. Evet. Yani ben de Brad Pitt'e benzemek istiyorum ama olmuyor. Bir yere kadar. Bir yere kadar. Evet. İşte bunu ortak noktada buluşup doğru materyallerle, bu da çok önemli. Çünkü laminate venerde kullanılan materyalle, örnek veriyorum zirkonyada kullanılan materyal birbirinden farklı. İşte dayanıklılık dereceleri farklı, estetikte farklılıklar ortaya çıkabiliyor, yansımaları farklı. Bu tip durumlarda biz bunu hastamıza anlatıp doğru olan endikasyonla çok başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama endikasyonda veya yani talebi karşılayalım diye olmaması gereken bir materyal kullanılırsa maalesef sonu pek her iki tarafı da mutlu etmiyor. Tabii en doğru materyali seçerek en doğru işlemi, tedaviyi uyguluyorsunuz hastanıza. Evet. Renklerden geçelim mi çapraşıklıklara veya dişlerin arasında ayrıklıklar olabiliyor, evet, boşluklar olabiliyor. Bunlara nasıl uygulamalar yapıyorsunuz? Çapraşıklıklarda biz ortodontiyi de kullanıyoruz. Hı. Hani ortodonti özellikle dişlere zarar vermeden, dişlerin kendi içerisinde rotasyon yaparak veya yer değiştirmelerini sağlayarak daha düzgün bir sıralamaya getiriyoruz. Bu da estetiğe çok ciddi katkılar sunuyor. Evet. Ama bununla beraber tedavi süresinin uzun olması bazen uygulanabilirliğini kısıtlıyor. Bu tip durumlarda da özellikle ayrıklık için bahsedeyim. İşte birinci önceliğimiz laminate vener.
Hani bunlar hakikaten çok estetik olmaları, dişte minimal hasarla veya minimal düzenlemelerle bu sistemin uygulanabilir olması en ciddi avantajları. Hı hı. Ama bu son dönemlerde bonding dediğimiz değişik işte materyalde biraz farklılıklar, kimyasal değişiklikler yapılarak kullanılan işte dolgu malzemeleri diyeyim. Onunla yapılan dişe hiçbir zarar vermeden oldukça başarılı sonuçlar elde edebildiğimiz bir sistemdir bonding. Bunu da hastalarımıza öneriyoruz. Öneriyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Evet, öneriyoruz. Tüm bu sistemler merkezinizde mevcut değil mi? Bizim merkezimiz Türkiye'nin ilk A tipi ağız diş sağlığı merkezidir. Hı-hı. Bunu biraz açmak isterim. Ne demek bu? Bu şu demek, bütün doktorlarımızın alanında uzman olması, sadece uzman doktorların çalışması, aynı zamanda tedaviye müthiş bir yani başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz tedavilerde. Çünkü her doktor kendi alanını yapıyor. Aslında şimdi, ekip işi değil mi tabii, diş tedavileri? Tabii. Yani bir kişinin, bir doktorun her işlemi başarılı tabii yapabilmesi mümkün değil. Hı hı. Biz bu tip bir durumda işte uzmanlardan destek alarak, ekibimizin uzman olmasını kullanarak her mesela pembe estetikten bahsettim biraz önce. Diş eti uzmanımız devreye giriyor. İşte laminate veneerden bahsettim. Protez uzmanımız devreye giriyor. İşte bonding, restoratif tedavi uzmanımız devreye giriyor. Böylece mükemmel sonuçlar elde edebiliyoruz. Çok bununla güzel beraber ameliyathanemizin olması, özellikle de diş hekimliği korkusu malum hepimizde kesinlikle vardı. Kesinlikle bende de çok yüksek hocam. Evet. Ne yapıyorsunuz diş hekimi korkusu sedasyon, olan kişilere? Bilinçli sedasyon veya daha derin sedasyonlar kullanarak hastalarımızın çok sakin bir şekilde bazen uyutarak tedavilerini yapabiliyoruz. Yani bir saatlik ortalama bir süre içerisinde hastalarımız uyuyarak veya işte çok sakinleşerek öyle diyeyim işlemlerini yaptırabiliyorlar. İşlem sonrasında hiçbir şey hatırlamayarak. Hiçbir şey hatırlamayarak ve mükemmel sonuçlar elde ediyoruz. Böylece diş hekimliği korkusunu da yenmemiz daha kolay oluyor. Bununla beraber engelli hastalarımız, aslında biz onlara özel hastalarımız diyoruz. Tabii ki. Özel hastalarımız da bu şekilde tedavilerini rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Tabii çocuk hastalarımız var. Şimdi 4 yaşında, 5 yaşında diş hekimliği korkusunun aslında ilk aşılanmaya başladığı dönemdir. Yani bu diş hekimliği korkusunun yaşamaması için ilerleyen hayatında da bu tip bir sedasyondan faydalanarak ameliyathanemizde oldukça steril ortamlarda tedavilerini uygulayarak böylece çocuklarımıza da yani hizmet vermiş tatlı bir gülümseme üzerine işleyebiliyoruz. Yani öyle çok önemli. Gerçekten çocuklukta yaşanan travmalar ilerideki hayatını çok etkiliyor. Bu şekilde travmatik bir şekilde diş tedavisine olsa çocuk belki ömrü boyunca hep diş hekimine gitmekten kaçınacak ve elbette ağız ve diş sağlığına bir türlü kavuşamayacak. Diş hekimliği korkusunun diyebilirim ki %90 civarı. Evet. Birazcık hastamızla konuştuğumuz zaman anlıyoruz ki geçmişte yaşadığı kötü bir tecrübeden ötürü. Tabii. İşte biz bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Harikasınız hocam. Evet, diş hekimi Göker Taşkınsu ile birlikteyiz. İstanbul Maltepe'deyiz. Eğer diş tedavileri ile ilgili sorularınız varsa ekranın altındaki iletişim numaralarından siz de bizlere ulaşabilirsiniz. Birazcık da diş eksikliklerinden bahsedelim mi? Tabii. İmplant tedavisini çok duyuyoruz. Siz nasıl uyguluyorsunuz implant tedavisini? İmplant tedavilerinde kabaca dişin kökünü taklit eden bir materyalin, bugün titanyumdan oluyor genelde, materyalin boşluklara uygulanması. İmplant tabi burada çok yani yaygın, hı hı, aslında hani ülkemizde çok yaygın ve diş hekimliğinde de oldukça yaygın kullanılan bir metot. Artık çünkü yıllardır artık, diş eksikliklerinde implant tabii tedavisi uygulanıyor. Çünkü hekimlerimiz eskiden, tecrübe kazandı bu anlamda. Elbette ve yani tecrübemizi küçümsemeyeceğim işin açıkçası. Hani çünkü dünyada dünya standartlarının üzerinde sonuçlar elde edebiliyoruz. Burada eskiden hani boşlukların işte kabaca anlatayım önündeki arkasındaki dişi küçültüp dişin orijinaline zarar verip daha sonra orada bir köprü yapılıyordu. İşte yani bu hiç günah olmayan oluyordu. Dişlere de zarar elbette, veriyordu. Elbette. Evet. Ve bu çiğnemeye maalesef olumsuz yansımaları olabiliyordu. Ama şimdi implant tedavisiyle diğer dişlere zarar vermeden o eksiklikleri giderebiliyoruz. Şimdi bizde implant tedavisini yaparken
Tabii bir işte kanama problemi, işte dikiş problemi, ağrı problemi yaşanabiliyor işlemden sonra. Hı hı. Biz bu tip durumlarda da guide sistemi dediğimiz tomografi desteğiyle yapılabilen, tomografisiyle hastamızın üzerinde çalışılarak üç boyutlu bir ortamda direkt implantların nereye geleceğini hesaplayarak dijital ortamda, hı hı, hastamızda herhangi bir dikiş problemi olmadan, kanama problemi olmadan, %99 olasılıkla şişme problemi de olmadan hastamızı buradan geçici protezleriyle hatta yolcu edebiliyoruz. İmplanttan, teknolojiden implant konusunda bu şekilde yararlanabiliyorsunuz. Elbette. Ve çok başarılı sonuçlar elde ediliyor hakikaten. Peki hocam, hem tek diş eksikliğinde hem çoklu diş eksikliğinde implant tedavisinden yararlanılabiliyor. Yani elbette. Bu şu mu demek? Ağzında hiç dişi olmayan bir kişi de implant tedavisi sayesinde dişlerine kavuşabilir mi? Kesinlikle. Ve çok başarılı sonuçlar elde edebilir. Çok çünkü zorlu bir süreç midir hasta açısından bu? Çok zorlu bir süreç değil. Yeter ki doğru hekim, biraz önce dediğim gibi doğru endikasyon ve doğru materyal. Hocam peki, evet, doğru merkezin, doğru hekimin seçilmesi gerçekten her tedavi açısından önemli. Özellikle implant tedavisi çok hassas bir tedavi. Bu anlamda izleyicilerimize neler önerirsiniz? Nelere dikkat etmeliler? Öncelikle başvurdukları hekimin bu konudaki yetkinliğini araştırmalarını öneririm. Hekimlerimizin bu konuda hani implant, özellikle hani cerrahi konusunda başarılı sonuçlar elde edip etmediğini araştırmalarını, referanslarına mümkünse referanslarına bakmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bununla beraber bunu araştırdıktan sonra kurumun sterilizasyon acaba nasıl? Evet. Biz burada her türlü hastamıza mutlaka, yani arzu eden hastamıza sterilizasyon ünitemizi de gezdiriyoruz. Sterilizasyon çok önemlidir. Hani herhangi bir mikrobun, herhangi bir bakterinin veya virüsün ağız içerisinde zaten yeteri oranda var. Daha fazla enfekte olmasını engellemek zorundayız. Bunun için bir altyapı çok önemli. Tabii bununla birlikte bu üç ayaklı bir sistem aslında. Birinci ayağımız sterilizasyon. İkinci ayağımız hekim yeterliliği. Üçüncü ayağımız da kullanılan materyal. Yani implantın sertifikalı olup olmadığı mutlaka araştırılmalı. Bunu sorgulayabilir mi hasta? Elbette. Hakkı. Yani siz bu bilgileri veriyorsunuz elbette hastalığa. Elbette. Yani biz hekim olarak sonuçta hastamıza ömrü boyunca taşıyacağı bir materyal ağza yerleştiriyoruz. Tabii. Şimdi bunun tabii ki sertifikasını sunmalıyız. Bunun garanti süreçlerini hastamıza anlatmalıyız. Ve bakım süreçlerinde de destek olmalıyız. Evet, bakımlarından da biraz bahsetmek tabii istiyorum hocam, bakım demişken. Zorlu bir süreç mi implant tedavisi sonrası bakımlar? Aslında şöyle, implant tedavisinden sonra hani normal bir bakım sürecini istiyoruz. Yani normal ama dişlerimize nasıl bakıyorsak? Tabii, yani fırçalamamız mutlaka günde iki kere olmasını istiyoruz. Hı hı. 6 ayda bir veya maksimum yılda bir kere hekimlerine başvurup orada diş etleri sağlığı ne durumda acaba? Bunu inceletmeleri. Beraberinde bir diş taşı temizliği ihtiyacı varsa bunların yapılmasını öneriyoruz. Çünkü bu şekilde çok daha uzun süre, çok daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. İmplant tedavisi kalıcı bir tedavidir. Kalıcı bir tedavidir. Ömürlük dişlere sahip olabiliyoruz. Ömürlük dişlere sahip olabiliriz. Tabii biraz önce bahsettiğim şartlar altında. İyi bakarsanız. Evet. Son olarak yurt dışından gelecek olan izleyicilerimiz adına sormak istiyorum. Ne kadar zaman ayırmalılar ülkemizde bu tarz tedavilerden yararlanabilmek için? Bize ortalama bir hafta içerisinde, ama bu daha çok 4 gün içerisinde de olabiliyor. Bir hafta içerisinde biz hastalarımızın implantlarını yapıp üzerlerine geçici protezlerini de uygulayıp yolcu edebiliyoruz. İşlemden sonra 3 ay, duruma göre 5 aylık bir süreç içerisinde de tekrar bizi ziyaret etmelerini istiyoruz. Üzerlerine orijinal protezlerini uygulayıp hayata gülümsemelerini böylece yardımcı oluyoruz. Çok evet, güzel evet hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. Çok değerli bilgiler aldık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, diş hekimi Göker Taşkınsu ile birlikteydik.